Abim ne yapıyorsun? Hayırlı işler. Küçükten beri yarışa gireyim. Evet. Ablacığım ben geçiyorum. Evet. Yokuş yukarı çıkıyorum. Çok böyle dik bir rampa değil. Eğimi olan bir yer. Bakalım ne kadar hızları göreceğiz. Şöyle ufaktan motosiklet taktikleriyle gidiş geliş yollar, trafiğe takılmıyorsunuz. Büyük bir avantaj sağlıyor size. Hızımızı tam hissedelim bakalım. Kasis var. 72 kilometreleri gördüm. Hadi bismillah. Şöyle yapayım, garanti alayım. Arkadaş 3 bir mat, güçlü bir motor. Herkese selam arkadaşlar. Muharrem Ustam, uzun zamandır seninle yan yana gelemedik. Evet. Çok güzel bir cihaz var bugün. Hem fiyat olarak, fiyatını da söyleyeceğim bugün Muharrem Ustam. Vallahi söyleyeceğim. Bu cihazın fiyatını söyleyeceğim. Şimdi Muharrem Ustam, birçok elektrikli bisiklet yaptık değil mi? Evet. Birçok. Ama ben bunun gibisini görmedim. Ya hepsinde birçok eksik gördük. Evet. Yani bir nebze bunların hepsini bir makinede toplamaya çalıştık. Kesinlikle. Ama bu cihaz ses getirecek bir cihaz dostlarım. Şimdi ilk önce Muharrem Ustam'a birkaç şey böyle sormak istiyorum. Sonra tabii bisikletin teknik özelliklerine geçeceğiz. Biraz test edeceğim performansını, her şeyini. Ama bisikletin eksik bir şeyini anlatmamaya gayretle. Bu makinede eksik kalır ya. Kalır mı? Kalır. Tamam. İkinci videoyu çekeriz. Orada tamamlarız o zaman. Muharrem Ustam, şimdi bu bisikleti sen yapmadın, bu hale getirmedin. Evet. Biraz böyle el yapımı oldu. Biraz buradan sohbet edelim seninle. Hemen kesinlikle teknik detaylarına girelim. Şimdi yapan arkadaşlar zaten arkadaşımız buradan. Onlara selam olsun. Gerçekten çok güzel bir işlik çıkartmışlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Freninden selesine, hani motorundan frenine, her şeyi çok ince düşünülmüş. İyi düşünmüşler ya bazı noktaları, biliyorum. Gerçekten neredeyse yani böyle kusur bulamadım gibi bir şey yani. Ufak tefek buldum ama çok halledilebilir. Çok yani öyle aman aman bir kusur bulamadım. Çünkü biliyorsunuz bundan RD8'inden işte bilmem yani X bir markanın X bir modeline kadar 50 tane kusur bulabilirim. Evet. Bundan problem değil ama ben bunda gerçekten öyle aman aman bir kusur bulamadım. Peki buna biz motosiklet mi diyeceğiz, elektrikli bisiklet mi diyeceğiz? Elektrikli bisiklet diyelim. Değil mi? Yani pedallı arkadaşlar, motosiklet diyemiyoruz. Muharrem Ustam, başlayalım mı teknik özelliklerine? Aynen. Ben sabırsızım biraz bugün ha, gerçekten. Gerçekten muazzam bir cihaz arkadaşlar. Yani dükkana her geldiğimde böyle bir çıkıp turlayıp geri geliyorum. Bir yarım saatte bir böyle turlayıp evet, geri geliyorum, o kadar güzel. Test cihazımız artık değil mi? Aynen. Tamam. Artık bunu gelen müşterilerimiz kendileri kullanabilir. Muharrem Ustam, ilk başta şunu söyleyelim mi? Müşteriler hani bunu en sonlarında, ortalarında duymak istemeyebilirler. Bu bisiklet kaç wattlık bir motora sahip? Önce bunu söyle. 3 kW'lık yani 3000 wattlık bir motora sahip. Çok güçlü, doğru mu? Ciddi güçlü bir makine. Yokuşları keçi gibi tırmanırsınız. Ama burada şunu insanlar korkmasını istemem. 3000 watt deyince insanların aklına birden böyle ön kaldırmalı falan. Öyle fırlayacak gibi değil mi? Ona özel bir beyin kullanıldı bunda. Çok soft bir kalkışı var. Çok, çok yumuşak. Tatlı ya. Çok tatlı. Böyle herkesin kullanabileceği bir makine aslında. Kesinlikle. İhtiyaca göre gidiyor. Gerçekten makine bunu yokuşa geldiğiniz zaman kademeyi yükseltirsiniz, ona göre güç veriyor. Böyle hiçbir korkutma olmuyor. Bir çukurda atlarım, zıplarım, düşerim. Yok öyle bir şey. Gerçekten motosikletten belki de çok daha şey gidiyor, konforlu gidiyor. Harika. Menzili ne yapıyor şu an? Ne yapabilir de konuşalım. 60 kilometre civarında ortalama bir menzili var. Menzili var ama karma kullanımda. Yani bunun kademe sistemi var. Onlara sonradan bir girelim. Aynen. Unutmayalım onu bu kesinlikle videoda. Yani 60 kilometre menzili var arkadaşlar. Bu da gayet yeterli. 3000 watt. Yakınlaşalım bir bisiklete. 60 volt 40 30 amperlik bir batarya evet, var. Lifeo 4 var üzerinde. Şöyle Muharrem Ustam, küçük şovu ben yapayım mı bu sefer? Evet. Şöyle yapalım, göstereyim. Gösteriyorum. Şöyle yapayım, garanti alayım. Arkadaş 3000 watt, güçlü bir motor. Yokuş diye bir şey tanımaz.
çıkar gider. Bana mısın demez ya. Hemen şöyle ekranı gösterelim. Benim en çok sevdiğim yeri bu ekranı Muharrem Usta. Aynen öyle. Şimdi frene senin basmanı istiyorum. En başta arkadaşlar eco mod var. Bakın şöyle kademelerini sırayla bir göstereyim. Sonrasında hızlarını göstereceğim. Tur birinci modu. Birinci kademe eco mod, ikinci kademe. Tur modu. Üçüncüsü standart. Dördüncüsü sport. Ve beşincisi turbo. Şimdi bunları kademe kademe size hemen gösterelim arkadaşlar. Evet, off modunda da tamamen kullanamazsın değil mi? Şu e-gazı işlem görmüyor şu an. Evet, eco modunu aldık dostlarım. Hızını bir göstermek istiyorum size. Evet, 23 kilometre hızda ilk mod. İkinci modu alalım. Tur modu arkadaşlar, 39 kilometre hızda. Standart modu, 50 kilometre hızı var dostlarım. Sport'ta ise 63 kilometre. Turbo'ya alalım. Evet, 70-80 kilometre diyebiliriz. 80 kilometreleri görüyor arkadaşlar. Harikasın Muharrem Usta. Dostlarım çok güzel bir ayrı dinamik olarak bir motosiklet havası veriyor gibi. Kesinlikle. Ama bu bir bisiklet. Hemen şöyle özelliklerine devam edelim. Muharrem Usta'm sana bırakayım burada. Hidrolik frenleri, süspansiyon, amortisör bunlara vurgu yapalım. Şöyle markada bir problem var mı? Marka söylemedi evet. Parça. Söyleyebilirsin çok tabii. Rahat sorun yok. Arkadaşlar Honda'nın ne kadar kaliteli marka olduğunu kendiniz biliyorsunuz. Burada frenler Honda'dan alındı. Ona da yakışınlaşalım fren sistemine. Tabii. Hidrolik frenlerimiz var. Muharrem Usta soru cevap yapalım mı? Tabii tabii. Hidroliği nasıl bunun doldurulur? Motosikletteki olduğu gibi yukarıdan doldurulabiliyor. Honda Space'inin fren sistemi var. Ön tarafta bu makinenin en sevdiğim yönlerinden birisi. Diskleri gösterebilir misin sana zahmet? Disklerine bakın arkadaşlar. 4 pistonlu kaliper var. Diskleri motosiklet diski. Arka tarafta da aynısı var. Orası da 4 pistonlu motosiklet diski kullanılıyor bunda. Çok yine kaliteli frenleri var. Frenlerim tuttu mu tutacak mı derdine son diyebiliriz aslında. Kornasını göstereyim mi? Tabii. Bizim İnşallah. Standart kornalarımızdan var bunda. Direkt orijinalinde geliyor. Şuradan bir çekersek bir şey göstereceğim. Aydınlatma, ışıklandırma ile ilgili. Hemen öne alayım Muharrem Usta. En çok hani hep soruyordunuz ya bir elektrikli bisiklette neden sinyal yok? Neden yok diyordunuz. Alın size sinyal dostlarım. Sinyallerimiz, arkayı da gösterelim arkada hemen. Arkada da var. Arkayı da gösterelim. Sağ ve sol sinyallerimiz var arkadaşlar. Şöyle frene gösterelim. Frene basar mısın? Hemen frenle de stop lambamız yanıyor. Bastırı. Basıyorum ben. Hı. Harika özellikleri var. Daha bitmedi arkadaşlar. Anlatacağım çok şey var bununla ilgili. Dediğim gibi 80 kilometre yapması, 3000 watt olması bunu zaten bomba özellikleri. Ama şimdi üzerine de bir binelim mi Muharrem Usta? Kesinlikle. Şöyle ayaklığı çok sağlam bu arada. Camın büzülme derdi yok. Evet. Şimdi Muharrem Usta'm dik konumda sürüyorsun. Bu güzel bir özellik. Sinyali de bir kapatalım. Aydınlatma sistemlerini de tekrar devam edelim burada. Kısa uzun şeklinde var. Şöyle evet, hemen uzun, size geleyim. Uzun opsiyonu var. O güzel. Birazdan teste çıkınca Muharrem Usta'm. Abi insanın inesi gelmiyor ya. Şöyle farını göstereyim size. Kısa uzun şeklinde led, orta aydınlatma ve kenar aydınlatmaları var. Arkadaşlar şöyle şunu göstermek istiyorum. Amortisörleri gerçekten çok kaliteli. Motosiklet amortisörü olduğundan dolayı şöyle biraz ribandı çok yüksek. Sekil bastır. Mi? Şöyle bir ön tarafa bir bastırıyorum arkadaşlar. Baksana görüyor musunuz? Bu yolda kasisleri, çukurları asla hissettirmiyor. Hissettirmiyor. Çok hissettirmiyor. Kaliteli gerçekten. Mükemmel. Arkada da şurayı da gösterelim. Orada da Made in Türkiye bir amortisörümüz var. Şuradaki amortisör gerçekten çok sağlam. Şöyle biraz tutarsam ben baskı yapayım. Gayet iyi. Hı-hı. Ayaklıklarına bittim. Bu ağırlığı 60 kilo ağırlığı var arkadaşlar. Muhakkak bir yerinizin olması gerekiyor. Birinci kademede ekomotor kullanırsanız sakin bir kullanımda aşağı yukarı 80 kilometre 100 kilometreye kadar kullanıcı ağırlığı. Yani şöyle mi Muharrem Usta'm? İkinci kademede gidiyorum atıyorum. Birinci kademede eco modda bahsediyoruz. Hani 20-25 yüzü görür müyüm böyle yaklaşık? Düz giderken aşağı yukarı 80-100 kilometre civarında menzeri sağlar. Bence mükemmel. Bence yani ekonomik modda kullanımlar gibi eğer profesyonel bir kullanım sergilerseniz menzili uzatırsınız diyorsun. Tabii ki kesinlikle. Harika. Hemen anahtarla şeyi çevirelim. Bataryası nasıl? Bundan bahsedelim. Buraya gidersen anahtarla gösterelim. Metal bir kapak var. Elle buradan çıkaralım Muharrem Usta. Tabii. Şu şekilde açıyoruz. Bu şekilde.
çıkartıp alabiliyoruz. Ağır mı? Biraz ağırlığından bahsedersen çok sevinirim. Şu an aşağı yukarı biraz uzaktan çekersek daha iyi olur. 7-8 kilo civarında bir ağırlığı var. Yani eve götürüp direkt şarj edebilirsin. Yani bu cihazı oturuyorum otoparkına park ettim. Cihazı taşıma gibi bir asansör olayı yok. Muhakkak bir yerinizin olması gerekiyor. Kesinlikle. Katlanmayan bir bisiklet arkadaşlar, öyle düşünün. Çok ama da kolay. Sürüp takılması bence gayet rahat. Kesinlikle. Ama bu daha da geliştirilecek. Güzel bir bisiklet yapmış Binges firması. Evet. Şu an onu da de eski hani söktüğümüz gibi aynı yerine takıp şu şekilde. Bitti. Anahtarla kilitliyorsunuz. Korunaklı arkadaşlar. Çalınmaya karşı güzel bir önlem. Hı. Ama bu bisiklet üzerinde bazı geliştirmeler yapacağız daha bizler için. Değil mi? Yeni opsiyonlarımız çıkacak. Evet, tardık ama ben bu sefer fiyat söyleyelim. Videonun başında da söylüyorum. Bu seferlik olsun ama. Evet. Bu model için şöyle yine bir yana alalım. Ortamızda dursun bu. Birkaç aylık söyle. Evet. Sonra bir sene sonra beni aramasınlar. Tamam. Tarih veriyorum arkadaşlar. Muharrem Usta burada. Muharrem Usta'm. Güzel bir fiyat yapalım. Tamam mı? Çok indirme ama fiyatı. Bu bisikleti herkes alsın istiyorum. Çünkü komple değil de böyle bir bisiklet alıp modifiye yapıldığında ücretler biraz daha tavan yapabiliyor ya yüksek evet. Motorlarda evet. Özellikle. Gel bunu fiyatını net bir şekilde söyleyelim. 85 bin liraya anahtar teslim yapalım bunu. Çok az değil mi ya? Bence ilk için Binges firmasına da büyük bir destek olmuş oluruz. Evet. 85 bin liraya anahtar teslim, 3000 watt, 60 kilometre menzil, sinyalleri var, ışıklandırma var. Hız. Yani 80 kilometre hız dediğin gibi. Güzel, süspansiyonu harika. Güzel makine gerçekten. Yedek parça Allah konusunda da sizleri memnun edebilecek seviyede. AFM Baykay arkasında. Sarayım mı? Sarayım. Alacağım kendime bir tane. Var ya ustam, bunun satışı AFM'de olacak artık. Evet. Yani bu bunu da belirtelim müşterilerimize. Evet. Hatta toptan satışlarımız da var. Almak isteyen. Birkaç bayiliğimiz var. Evet, arkadaşlar. Bayiliğimiz de olacak. Ürünlerimizi vermeye başladık. Yeni bayilik isteyen arkadaşlarımız da burada senden destek istiyorum. Sınır orada ben yardımcı olacağım dostlarım. Toplu satışlarda, perakende satışlarında da Muharrem Usta'm ben hep birlikte destek sağlayacağız. Evet. Muharrem Usta'm bu kadar bilgi yeter. Artık teste çıkalım. Hadi bas git. Tamam. Yapıştır. Arkadaşlar tüm performansını trafiğin el verdiği şekilde sizlere 80'i görebilir miyim? İstanbul'dayız. Test etme alanımız yok ama. Yok ya o. En azından yapabildiği kadar, boşluğu bulabildiğim kadar bir test videosu çekiyorum. Şimdi sabırsızlanıyorum. Sürdüm çok güzel, sonra keyifli. Sonra gitken de ben de süreyim ya. Ben bilmem. bu arada ya. Yeni viteste ama vites kullanmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Vitesi unutun gidin. Öyle söyleyebilirim. Kesinlikle. Teste geçiyoruz. Var mı söyleyeceğim bir şey Muharrem Usta'm? Yokmuş yok. O zaman ben donanımlarımı sağlayıp teste çıkıyorum. Teste de size bisikletle ilgili konforundan, hızından, performansından bahsedeceğim. Görüşmek üzere. Makine geldi. Abi. Evet, Binges'e biniyoruz şimdi. Test işlemlerine başlıyoruz. Bakalım nasıl bir aksiyon bizi bekliyor. Şöyle bir çalıştıralım. Ekranın açılışına bakın. Yakından gösteriyorum size. Harika. Güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Evet. 3000 watt. Güçlü bir bisiklet. Şuradan kaldırımlardan iniyorum. Süspansiyonu çok iyi. Evet. Akdeniz'e doğru bir yol alalım. Hops. Yavaş görmüyor musun ya? Kamera açım umarım iyidir dostlarım. Evet, 41 kilometre hıza anında çıkabiliyorum. Turbo moduyla. Kasislerde harika. Bakın şu an bir kasise denk geliyor. Şöyle izleteyim. Hızımız var. Anında hızlanıyor ya. En güzel tarafı işte kasisleri. Geçerken çok güzel oluyor. Şöyle umarım açım iyidir. Sizlere kamera açımı güzel göstermek istiyorum. Binges'in 3000 watt'lık motor gücü. Bakın şöyle biraz kademe sistemini de anlatacağım. Modunu düşürmek için dostlarım şurada artı ve eksisi var. Bakalım Eco modda nasıl gidiyor? Kaç kilometre hız yapıyor?
Evet, eco modda gidiyorum şu an. Yani bu bize hem uzun menzil sunar. Rampa aşağı iniyorum. Tam düz yolda eco modun bize sağladığı hızı size göstermek istiyorum. Uzun bir video olacak. Hem anlattık bunu Muharrem Usta ile biraz önce. Evet, şurayı biraz hızlı geçelim. Evet, eco modda sınırlama var. Biraz arttıralım düz bir yere gelince. Şu an turboda devam edelim. Ya turboyu da alınca bir keyif oluyor insanda. Kalitesini nasıl geçiyorsunuz biliyor musunuz dostlarım? Harika. Hiç hissetmiyorsunuz diyebilirim. Bakın o kadar çukurlu bir yerden geçiyorum. Özellikle çukurlu kasisli yerleri seçiyorum. Süspansiyonuna bayıldım. Mükemmel bir bisiklet. Çukurları hissetmemek konforlu. Önünde tabii ki ön süspansiyonu Honda'nın amortisörleri bulunuyor. Hızlanması, tetiklenmesi mükemmel. Fren sistemi hidrolik. O da mükemmel. Voltaj ayarımız sağ tarafta. Burada görüyorsunuz. Ekranda hızımızı görüyorsunuz. Evet, düz yola geldik. Şimdi eco moda bakalım. Sizin için eco moda neler yapabiliyoruz? Buna bir bakalım. Merak ediyorum. Eco moda ne kadar hızlanıyor? Evet. 22-23 kilometre hızlarda gidiyorsunuz eco moda. Peki tur moduna bakalım. Onda ne kadar hız yapabiliyoruz? Onu da sizlere söyleyeyim. Tepkimiz çok hafif, güzel, tatlı. Tur moduna çıkıyoruz. Tur modu kasislerin olduğu bir yer olduğu için 35-37'leri gördüm ama daha da çıkacak büyük ihtimalle. Şurayı son bir hız yapalım. Tur modu 37 ve 38'de arkadaşlar. 38 olarak görüyoruz. 37.9'u gördüm. 38 tur modu. Evet, hemen yükseltiyoruz. Standart moduna geliyoruz. Standart modunu da ne kadar hızlıya çıkıyor ona da bir bakalım. Işığımız yandı. Evet, burası düz. Akdeniz Caddesi'nde test edeceğim. Önüme tabii ki engeller çıkmazsa. Hop abim, ne yapıyorsun? Hayırlı işler. Evet, standart modu arkadaşlar. Tam gaz, top speed yapıyorum şu an. 50 arkadaşlar. 50. 49.8. 50 standart modu. Onu da göstermiş oldum. Sport modundayız. Sport modunu da gösterebileceğim bir alan var mı onu bilmiyorum. Sonuçta trafikteyim. Trafiğin çok az olduğu bir noktaya doğru gidiyorum. Tabii ki biraz eğimli bir yer. Orada merak ediyorum. Sport modunu sanırım herhalde 65-70'leri görecek sport modunda. Turbo modunda 80 kilometrelerin üzerine çıkıyor. Biz bunu geçen de test ettik. Kalkışı çok güzel. Çok hafif. Atmıyor birden. Bu çok güzel bir özellik. Ama hızlanması muhteşem. Ben bayıldım buna ya. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Yani inesi gelmiyor insan. İnmek istemiyorsunuz. Bakın o kadar 3000 watt kullandım. Ama bunun gibisini görmedim. Süspansiyon, konfor, hız, kademeli hız arttırma. Biliriz. Ekran yeşil yandı. Şu arabayla bir küçükten bir yarışa gireyim. Ablacığım ben geçiyorum. Evet. Yokuş yukarı çıkıyorum. Çok böyle dik bir rampa değil. Eğim olan bir yer. Bakalım ne kadar hızları göreceğiz. 54'leri görüyorum şu an.
Arada bir gaz çekiyorum. Gazdan çekiyorum ayağımı. Virajda çünkü arkadaşlar. Ve yokuş yukarı çıkıyorum. Dik bir yokuş değil. Tekrar ediyorum. Ama yokuş biraz dikleşmeye başlıyor. 60 kilometre hızları çok rahat görüyorsunuz. Hafif eğimli bir rampa olsa bile. Evet. Mecburi sola dönüş. Hızımızı kestik. Evet. Burada biraz daha dikleşiyor. Genelde test ettiğim alanlar burası. Bakalım bu eğimde ne kadar hıza ulaşacak? 3000 watt. Kusura bakmayın. Hem konuşuyorum hem sürme durumunda rüzgar da geliyor. Evet, 50 kilometre hızlıya çıkabiliyorsunuz. Gayet yeterli. Tabii ki kasisler var. Kasisi şöyle atlatacağım. Harika. Bakın arabalar bile zorlanıyor. Öyle söyleyeyim. Ben şuradan bir küçük sollama yapayım. Şöyle ufaktan motosiklet taktikleriyle bu trafikte beklememek için işte elektrikli bisikletin faydaları böyle oluyor dostlarım. Gidiş geliş yollar, trafiğe takılmıyorsunuz. Büyük bir avantaj sağlıyor size. Kornamız da güzel. Bir motosiklet kornası takmışlar. Işıklandırmaları harika. Bisikletin eksiği yok arkadaşlar. Tam not aldı diyebilirim. Şu hafif meyilli aşağı doğru gidiyoruz. Bakalım hızı ne kadar olacak. Düz yol bulma şansınız tabii zor oluyor. Şu arabaları geçtikten sonra görüntümü net elde etmem gerekiyor. Evet. Hızımızı tam hissedelim bakalım. Kasis var. 72 kilometreleri gördüm. Ya mükemmel bir keyif. Hop. Evet, kasisi atlattık. Şurada görmek istiyorum. 80'i göreyim en azından. Evet dostlarım, göremiyorum. Sebebi şu. Çünkü önüme ani araç çıkabilir. Yaya çıkabilir. Göremiyorum. Gördüğünüz gibi yol yetmedi. Bakın bir küçük bir köpekçik. Merhaba. 80'i göstermek çok istedim ama trafikli bir alandayız. Ya amacımız burada hız değil dostlarım. Şimdi dik bir rampaya gideceğim. Oradaki çekişini sizlere göstermek istiyorum. Evet. Şurası gerçekten söylüyorum. Çok dik bir rampa. Çok dik. Bunu size özellikle göstereceğim. 3000 wattlık araba ve motosikletin zor çıkacağı bir yokuş arkadaşlar. Şöyle yokuşu sizlere göstereceğim. Bakın. Yokuş gerçekten dik. Kamerada bu belli olmuyor ama bir araç gelse de çıksa diye çok isterdim. Bingez'de burayı çıkacağım. Tek başımayım. Bugün yanımda bir arkadaşım yok çekimlerde. İsterdim birinin olmasını burada en azından gösterebilmek için. Bakalım. Şu an turbo modundayım. Tam gaz vereceğim dostlarım. Hadi bismillah diyelim. Evet, 3000 watt. Çok dik bir rampa arkadaşlar. Araba geliyor hatta. Ona bir yol vereceğim. Görmeniz için. Dik bir rampa. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Göstereyim. Burayı 3000 wattla bakın. Araba ve motosikletin zorlanabileceği yer. Şu an durdum. Tekrar deneyeceğim. Çıkıyordum araba gelmese. Güzel olacaktı. Evet. 3000 watt'a devam arkadaşlar. Evet. Şu an çok zorlanmıyorum. Ve 3000 watt'ta pedal desteği de veriyorum. Vermesem de çıkar. Size bunu çok net göstereyim. Çok dik bir rampa çıkıyorum. Normalde burası 1500 watt. 2000 wattlarla çok zor çıkılabilirdi. Yani pedal destekli çıkmanız gerekirdi. Ben de küçükten bir pedal çevirdim ama
Arkadaşlar, çıkamayacağı yokuş zor diyebilirim. Harika. Her şey gözüksün. Yok, dik bir rampadan iniyoruz. Frenlerini de test edelim. Evet. Umarım rampayı tam böyle sizlere gösterebiliyordurum. Dik bir rampadan iniyorum. Bakın burada eğim çok daha fazla. Çok daha fazla. Evet, şuralardan gidelim. Bulmuşum böyle bir cihazı. Sonuna kadar kullanırım. Benden tam not aldı arkadaşlar. Tam not. Buna bir de Innova lastikleri taktığın zaman, asfalt lastiklerini, tadından yenmez. Frenler hidrolik. Sinyalimiz var. Sinyalimizi de çalıştıralım bakalım. Tabii sizlere bunları Insta 360 kameramı siparişini verdim. Bu tarz göstermek isterdim ama şu an sadece önümü gösterebiliyorum. Sinyalimi çalıştırdım. Sola sinyal verdim. Bakın, arabayı yakalamaya çalışıyorum. Evet. Burada bir kasis var. Sinyalimizi de kapatalım. Arkadaşlar, abi gel şu yokuşu çık da görelim diyenlere özellikle söylüyorum. Bakın, burası bir yokuş şu an. 250 watt'ın çok çok zorlanabileceği bir yokuş, çıkamayacağı bir yokuş diyebilirim. 37, 38, 40 kilometre hızlarda burayı çok rahat çıkabiliyorum. Evet, şu an yokuşumuzu şöyle söyleyeyim. Yokuş hafif bitiyor, hafif tekrar bir yokuş başlıyor. Burada yine bir yokuş başlıyor. Bir araba hızında gidebiliyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim. Çok kaliteli yapılmış bir elektrikli bisiklet. Bingaz. 3000 watt'lık motor gücü var. Herkesin kullanabileceği hızlarda 25 km hızla teslim ediliyor. Bu hızları aşmasanız da kullanabilirsiniz. Tur modunda, standart modunda, eko modunda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hani şehir içinde bu kadar hız olur mu diyenlere arkadaşlar, birçok mod seçeneği var. Modlar üzerinden çok rahat bir şekilde, çok hız yapmasını istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Yokuşlarda turbo özelliğiyle kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an test ediyorum. Gerçekten tam not aldı benden. Manevraları çok iyi. Ağır bir bisiklet. Kasisleri, çukurları gerçekten hissettirmiyor size. Evet, Bingaz. Biz buna Tiger diyoruz arkadaşlar. Buna Tiger ismini yakıştırdık. Tiger isteyenler 85 bin liraya anahtar teslim veriyoruz dostlarım. Bizimle iletişime geçerseniz her konuda destek olacağız. Evet, çok az kaldım Muharrem Usta. Videoyu sonlandırmaya doğru gidiyorum. Beni izlediğiniz, takip edenler için de çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz çok güzel. Çok mutlu oluyorum bizleri izlediğiniz. Yorumlarınız çok güzel oluyor. Ben teşekkür ediyorum sizlere bu açıdan. Kocaman bir kamyon gelmiş. Dükkanın önünü kapatmış. Hayırdır, ne gelmiş böyle? Bakalım ne yapıyorlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Selamünaleyküm. Evet, geldim arkadaşlar. Bizleri takip eder, yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'a da bekliyorum. Afemeyi by Club. Orada da birçok videomuz paylaşılıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.